Merkez üslerinden Pazarcık'a, acının merkez üslerinden Pazarcık'a ve dünden beri neler yaşandığına bir bakalım. 7,7'lik büyük depremin merkez üssünde acılarında en büyüğü yaşanıyor. Soğuk ve karlı hava nedeniyle Kahramanmaraş Pazarcık'a bağlı dağ köylerinden çıkarılamayan cenazeler de çıkmaya başladı. Acıların en büyüğünü yaşayan bir baba, 7 aylık bebeğinin battaniyeye sarılı bedeninden ayrılamadı. Gözyaşları sel oldu. Köylerin birçoğuna zorlu yollar nedeniyle cenaze arabaları gidemiyor günlerdir. Enkazın altından çıkarılan cenazeler evlerde bekletiliyor. Hava şartlarının biraz olsun düzeldiği köylerde ise kamyonet kasasında köyden ilçeye doğru yola çıkarılıyor cenazeler. Aynı acı tekrar tekrar yaşanıyor yüreklerde. Çiçek Mahallesi'nde taş üstünde kalmamış durumda. Köylüler cenazelerini kendi imkanlarıyla kamyonlara yüklediler. Buradan Pazarcık'a camilere götürecekler. Anamın babam içinde, kızım içinde, işte yeğenim hanım içinde, çocuklar içinde. Kaç kişi hayatını kaybetti? Vallahi tahmini 50-60 kişi var. Her birinde onlarca canın yitirildiği köylerin büyük bölümü günlerdir kaderine terk edilmiş durumdaydı. Onlardan biri de Pazarcık'a bağlı Büyük Nacar Köyü. Günler sonra ulaşım sağlandı. Pazarcık'tan 1500 metre yükseğe çıktık. Yollar kapalıydı. Yollar açılmaya çalışılıyor. Buradaki köylere ulaşılmaya çalışılıyor. İşte evlerin çatısı zeminle aynı mesafeye gelmiş durumda. Yıkıntıların arasında hala cenazeler var alınmayı bekleyen. Ve karı görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Neredeyse dizime kadar burası karla dolu. Evlerde yıkılma çok. Göçük altında kalanlar var. Çoğunu çıkarttılar. Birazı burada evlerin altında duruyor şu an cenazeler. Yolun açılmasını bekliyoruz. Yol açılırsa cenazeler defnedilecek. Pazarcık'a bağlı Büyük Nacar Köyü'ndeyiz. Bu köyde yıkımda en fazla etkilenen yerlerden biri. Can kayıplarının yaşandığı yer. Görüyorsunuz köyün camisinin minaresi de yıkılmış durumda. Diğer mahallelerden de haberimiz yok herhalde. Yine de en az bizim burası. Diğer karşı mahallede herhalde 70 küsur olduğunu söylediler. Aşağı mahallelerde de bilmiyor sayısını. Çünkü çok sayat var. Vallahi ben buralı değilim ama bakıyorum halk hep mağdur. Kimse köylere bakmıyor. Gelen şehirlere, ilçelere bırakıp gidiyor işçileri. Ama köylere kimse ulaşmıyor. Bölgede hala ulaşılması güç köyler var. Yollar aşılamayınca yardımlar yol kenarlarına yığıldı. Pazarcık'ın dağ köylerine ulaşmak pek mümkün değil çünkü yollar kar yağışlı ve buzlu durumda. Bu yardım araçları da Niğde'den gelen bir araç var. Yollarda kalmış durumda. Yüksekliği görüyorsunuz, hemen sol tarafı gösterelim. Pazarcık alt tarafta, köyler üst tarafta. Araçlar da burada, yollarda kalmış. Yolda mı kaldın? Evet, yolda kaldık. Ne getirdiniz köylülere? Ya köylülerden, yani köyden yiyecek, içecek, gıda maddesi. Her şeyi getirdik yani, her şeyi. Son bilgileri de şimdi Sevgi Şahin'e gidelim. Pazarcık'a bağlantıyla, canlı bağlantıyla alalım. Sevgi, ne var, neler, son gelişmeler nelerdir, nelere ihtiyaç var? Seni dinliyoruz. Selçuk Tepeli haberde izlediniz, haberimizi izlediniz. Burası Türkiye'yi sarsan depremin merkezi Pazarcık, Kahramanmaraş Pazarcık, acının merkez üssü. Gördüğünüz gibi haberde gördünüz, yakınlarını kaybeden köylüler kendi imkanlarıyla enkazlardan yakınlarını çıkardılar, kamyonetlere yüklediler ve günler sonra Pazarcık'a getirdiler. Biz bugün o köye giderken yolda kalan tırları gördük, haberde izlediniz. Yardım götüren tırlar kar nedeniyle yolda kalmıştı. Pazarcık merkeze geldik. Oraya gittikten sonra kameraman arkadaşım Ömür Dikme ile, hava soğuk yine, akşam oldu, karanlık çöktü buralara ve buranın karanlığı gibi, akşamın karanlığı gibi, köylülerin yüreği gibi buradaki Pazarcıklıların da yüreği simsiyah, kapkara. Çünkü şöyle söyleyelim, kameraman arkadaşımla buraya gelirken dedik ki inşallah en azından Pazarcık'tan iyi haberler gelir. Lale Apartmanı'nı takip ediyoruz günlerdir. Ne yazık ki buradan az evvel son cenaze çıktı. Aileler umutla bekliyorlardı. Biz de bekliyorduk.
Sonuçta hepimiz önce insanız sonra haberciyiz. Biz de burada bekliyorduk. Günlerdir buradan en azından biri sağ çıksın, umutla biz de güzel haberleri sizlere verelim diye. Aileler sağ tarafta görüyorsunuz. Büyük acı yaşıyorlar, yürekleri yanıyor. Bir yandan da buradaki insanlar ayakta durmaya, toparlanmaya çalışıyor. Ailelerin sağ tarafında hemen okul var, emniyetin binası orada. Burası Pazarcık'ın en işlek caddesi. En işlek caddesi bu yol Adıyaman'a doğru çıkıyor. AFAD'ın çadırları oraya kuruldu. Yemekler gün boyu pişti. Buradaki ailelere dağıtıldı. Soğuktan üşümesinler diye battaniyeler de getirildi. Ama hep mikrofon uzattığımızda çok geç kalındı dediler. Günler sonra gelindi dediler. Özellikle arama kurtarma ekipleri de günler sonra geldi dediler. Ailelerin böyle bir sistemi vardı. Evet işte solda Lale Apartmanı'nın enkazı var. Ve ne yazık ki gösterelim. Son cenaze de oradan çıktı. Yanındaki bina tehlikeli bir durumda. Hatta az evvel çalışmalar sürerken korktuk. Bu bina yıkılırsa bu caddeye eğer betonlar, bloklar düşerse büyük sıkıntı olacak. Belki de tamamen bu caddeyi kapatmak gerekir. Bilemiyorum, uzman değilim ama. Yanımızda AFAD'dan gönüllü arkadaşlar var. Bir onlara soralım. Bu kaç gündür buradasınız efendim? 3 gündür buradayız. İstanbul Sancaktepe'den geliyoruz. Gönüllü olarak geldik. İstanbul Sancaktepe'de 11 tır eşliğinde konvoy halinde geldik buraya. AFAD ekibimiz. AFAD ekibi. Yok, biz kendi gönüllü olarak, biz Digor Derneği olarak geliyoruz buraya. Bizim önceliğimiz zaten biz konteynerlar getirdik. Çocuk bezi, sudur. Bir de ek gıda olarak çocuklar için, ufak çocuklar için ek gıda erzak olarak getirdik. Su falan. Biz yani geldik, haberleri izledik. Gönüllü olarak da burada kaldık. 3 gündür de elimizden geldiğince çalışmalara katılıyoruz. Diyeceğimiz bu. Peki efendim, şu anda Pazarcık genelinde devam eden bir enkaz çalışması var mı? Bizim bildiğimiz bitmek üzere dediler. Şu an yine var yani. Şu karşıda gördüğünüz yer bir saat önce bitti. Şu yukarıda var. Şu an hala aranıyor yani. Yani köylere ulaşım sağlanmıyor. Barajlardan dolayı köprüler yıkılmış. Havalar karlı olduğu için yani köylere ulaşım sağlanamıyor bir türlü. Köylerin yolları dediğimiz gibi karlı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık'ın dağ köyleri çok yüksek, rakımları yüksek ve çok virajlı yollar. O yollara iş makinelerinin, tırların çıkması çok zor. Bu yüzden önce karların temizlenmesi, buzlanmanın giderilmesi gerekiyor ki öyle yardım tırları oraya ulaşabilsin. Köylüler var, yaşlılar var, çocuklar, bebekler var. Onlara peyderpey ihtiyaçları gidiyor ama henüz daha tam olarak giderilmiş değil. Cenazelerini daha bugün alabildiler. Burada Pazarcık'a getirdiler Selçuk Tepeli. Dediğimiz gibi hava soğuk. Söyleyeceklerimiz böyle, bir not aktaracağım size. Kahramanmaraş'ta Ebrar sitesinde aydınlatmaya ihtiyaçları varmış. Az evvel mesaj attılar. Özellikle dile getirmemizi söylediler. Orada canların olduğu söyleniyor enkazın altında. Ebrar sitesinde elektrik ve aydınlatmaya ihtiyaç olduğunu buradan duyuralım Kahramanmaraş'ta. Biz ailelerin yanındayız. Acılarını yürekten paylaşıyoruz.